Merhaba çocuklar. İngilizce 5. sınıf 8. ünite fitness ünitesi beceri temelli soruları çözeceğiz birlikte. Hadi başlayalım bakalım. Here we go. Evet. Look at the poster. Postere bakın. Birinci ve ikinci soruyu postere göre cevaplayın diyor. Brave Youth Camp. Camp, kamp demekti. Youth, gençlik demekti. Gençlik kampı. Gençlik kampının adı da Brave'miş. Şimdi kamp posterine geçmeden önce bir soru kökümüze bakalım. Burada bir diyalog var. Diyalogda bir boşluk var. Birinci sorumuzu okuyalım. According to the poster, postere göre, which of the following, aşağıdakilerden hangisi, complete, tamamlar, the conversation, diyaloğu hangisi, tamamlar. Şıklarımıza bakalım. 7th of June, 9th of June, 8th of June, tarihler var değil mi? June neydi? Haziran'dı. Haziran'ın kaçı olduğunu söyleyen tarihler var şıklarda. Bakalım diyaloğumuza. Amy ve Tom aralarında konuşuyorlar. Amy, let's go fishing. Hadi balığa gidelim. Great idea. Harika fikir. I love it. Onu çok severim. Buradaki o dediğine bir önceki cümledeki fishing. Balık tutmayı çok severim. When? Ne zaman? It's on the... devamında da bir tarih gelecek. On dediğine göre. Biz günlerden önce ne kullanıyorduk? On kullanıyorduk. Bakalım kampımıza. Bisiklete binmek, balık tutmak, ata binmek, dağ tırmanışı bunlar var kamptan. Ne zamanmış tarihlerine bakalım. 7 ile 10 Haziran arasındaymış. Demek ki tarihlere bakacağız ve bu tarihler aralığına denk gelen bir tarih buraya uygun diyeceğiz. Diğerleri demek ki bu tarihler aralığında bir tarih değil şıklar. Bakalım. 7th of June. 7th of June neydi? Haziran'ın 7'si. Şöyle yazalım yanına. Haziran'ın 7'si. 9th of June neydi? Haziran'ın 9'u. 8th of June, Haziran'ın 8'i. 10th of June, Haziran'ın 10'u. Hepsini bakın yazdım yanlarına. 7'si, 8'i, 9'u, 10'u diye. Bakalım 7'si ile 10'u arasında olduğu için hangisi tamamlar? 7'sinde başlıyor. 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir, 10 olabilir. Ha, hepsi olabilirmiş. Fishing dediğine göre o zaman biz balık tutmanın tarihine bakacağız sadece. Hemen bulalım metinden balık tutmayı. Şuradan bir buldum. İşaretledim bakın böyle. Ne zamanmış? 9 Haziran'daymış değil mi? 9. 9 Haziran bizim şıklarımızdan hangisindeydi? Ceyhan'daydı. O zaman bizim diyalogumuzu en uygun Ceyhan tamamlıyor. Çünkü 9 Haziran'daymış. Metin posterimizde de 9 Haziran'da balık tutma aktivitesi etkinliği var. Birinci sorunun cevabı C şıkkı dedik. İkinci soruyu da metne göre cevaplıyorduk. Hadi bir bakalım ne istiyorlar bizden. Which of the following aşağıdakilerden hangisi is odd according to the poster? Postere göre hangisi buradaki odd neydi? Hangisi uygun değil? Hangisini atıyoruz? Bakalım. A şıkkında ne var? Horse riding. Horse riding var mı posterimizde? Şöyle işaretleyelim. Horse riding. Horse riding var. İşaretledik. B şıkkımıza bakalım. Skiing. Kayak yapma var mı? Baktık posterimizde yok. O yüzden işaretleyemedik ona. C şıkkına baktık. Cycling. Bisiklete binmek. Var mı bisiklete binmek? Evet şurada onu da işaretledim. Bisiklete binmek de var. D şıkkında climbing. Tırmanma var. Tırmanma var mı? Bakın posterimizde onu da işaretledim. D şıkkında tırmanma, climbing de var. O zaman hangisini ben işaretleyemedim posterde? Skiing, kayak yapma yok. O yüzden hangisi odd one diyordu bana? Hangisi uygun değil? Hangisini atıyoruz diyordu. Hangisini atıyoruz bu durumda? B şıkkı. Skiing bizim doğru cevabımız. Üçüncü sorudayız. Diyaloğu okuyun ve soruyu cevaplayın diyor. Cindy ve Tom aralarında konuşuyorlar. Cindy bir soru sormuş. Tom da ne cevap vermiş? Hiking demiş. Hiking neydi? Doğa yürüyüşüydü. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi? Does not complete the conversation. Diyaloğu hangisi tamamlamaz? Not demiş bakın burada önemli. Hangisi tamamlamaz? Demek ki burada bir soru soruyor ve cevabında da hiking, doğa yürüyüşü diye bir cevap vermemiz lazım. Bakalım sorularımıza. A şıkkı. Which one do you like? Hangisini seversin? Hiking or swimming? Hiking mi, swimming mi? Doğa yürüyüşü mü yoksa yüzme mi? O da ne cevap vermiş? Hiking demiş. O zaman bu buraya uyuyor mu? Evet uyuyor. Şöyle yaptık. B şıkkındayız.
Uyumayanı bulacağız ya, uyuduğu için tik attım yanına. B şıkkındayız. Which sports do you like most? En çok hangi sporu seversin? Hiking. En çok hiking'i severim. Uyuyor mu? Evet, bu da uyudu. C şıkkındayız. What is your favorite sport? En sevdiğin spor ne? Hiking, doğa yürüyüşü. Bu da uyudu. Gelelim D şıkkıdan. When do you do sports? Ne zamanlar spor yaparsın? Ne zaman spor yaparsın? Sabahleyin yaparım, hafta sonları yaparım, akşam yaparım. Haftada iki gün yaparım, işte pazartesi, çarşamba gibi cevaplar olabilir. Ama burada hiking, doğa yürüyüşü demiş. Ne zaman sorusunun cevabı hiking olamayacağına göre benim doğru cevabım denizde olmuş oldu. Üç denizle. Dördüncü sorudayız. Read the conversation, dialogue, oku and answer the question. Ve soruyu cevapla. Bakalım bizim soru kökümüzde ne diyor? Soru cümlemizde. In which conversation about? Does Lucy invite Carol? Conversation, dialogue. In which, hangisi demek? Hangi diyalogda, yukarıdaki hangi diyalogda Lucy invite Carol? Lucy, Carol'ı davet ediyor. Bakalım, birincisinden başlıyoruz. Lucy demiş, do you like camping? Kamp yapmayı sever misin? No, I don't. Hayır, sevmem. Do you? Ya sen sever misin? Oh, yes, I do. Evet, ben severim. Burada bir davet var mı? Yani bir aslında öneri, suggestion olması lazım değil mi? Hadi şuraya gidelim, hadi bunu yapalım, şunu yapmak ister misin? Gibi şeyler sorması lazım invite'da. Böyle bir durum var mı? Yok. O yüzden biri eledik biz. Biri bir çarpı atalım. Hem şöyle birin yanına, hem böyle A şıkkındaydı bir. Bunun yanına çarpı atalım. İkideyiz. Lucy soruyor. Do you want to come to my birthday party? Benim doğum günü partime gelmek ister misin? What time does it start? Saat kaçta başlar? Başlıyor. At 4 o'clock. Saat 4'te. Thanks but I'm busy. Teşekkürler ama meşgulüm. Benim doğum günü partime gelmek ister misin? Bu bir davet değil mi? Doğum günü partisine davet ediyor değil mi? Evet, bulduk cevabımıza. İşte burada. İkinci bizim doğru cevabımız olmuş oluyor. Şöyle tik atalım yanına. Ama yine de 3 ve 4'e de bir bakalım emin olmak için. Üçüncüdeyiz. Lucy soruyor. Can I take your pencil? Kalemini alabilir miyim? Sure, tabii ki. Thank you, teşekkürler. You're welcome. Bir şey değil. Burada bir invite söz konusu mu, davet söz konusu mu? No, of course it's not. Tabii ki değil. Üç o yüzden eledik. Dörde geldik. Lucy soruyor, what's wrong with you? Neyin var? I don't feel well. İyi hissetmiyorum. I feel cold. Üşüyorum. Get well soon. Geçmiş olsun. Bakalım burada bir davet var mı? Burada da bir davet yok. O yüzden buna da çarpı attık. Demek ki emin olduk iyice. Bizim doğru cevabımız zaten B şıkkı demiştik biz. Diğerlerini de kontrol edince emin olmuş olduk. Dördüncü sorumuzun cevabı B şıkkı dedik. Beşinci sorudayız. Beşinci soruda şıklarda bakıyoruz. Spor aktiviteleri var. Zaten internette fitness'ti ya. A'da koşuyor, B'de tenis oynuyor, C'de neydi, buz pateni yapıyor, D'de de basketbol oynuyor. Bakalım şimdi. Önce soru cümlemize bir bakalım. Which of the following, aşağıdakilerden hangisi does Jack enjoy doing? Hangisini Jack yapmayı seviyor? Demek ki bizim buradaki cümlemizde şunu severim, şunu sevmem tarzında bir şeyler söylemiş Jack bize. Biz de bulacağız hangisini seviyor, hangisini sevmiyor diye. Ondan sonra da burada ne sormuş? Hangisini yapmayı seviyor diye sormuş. O zaman sevdiğini biz doğru cevabımız diye işaretleyeceğiz. Bakalım. Jack likes doing sports. Jack spor yapmayı seviyor. But his favorite one is team sports. Onun en sevdiği takım sporları. Takım sporlarını seviyorsa aşağıya bakıyoruz. Hangisi bir takım sporu? Şurada işaretleyelim önce. His favorite one is takım sports. Hangisi takım sporu? D, takım sporu değil mi? Bunu seviyor. Biz zaten sevdiğini bulacaktık aslında. Doğru cevabımız bizim denizli olmuş oldu ama yine de devamlı bir bakalım. He doesn't like running. O koşmayı sevmiyor. Neyi sevmiyor? Running. Çarpı attık. Hanginde running var? A şıkkında. Ona da çarpı attım. He doesn't like running and winter sports. Ve kış sporlarını sevmiyor. Kış sporları başka nerede var? Ceyhan'da ne yapıyordu? Buz pateni yapıyordu. O da bir kış sporu. Onu da eledik. Devamında ne diyor? He can't play table tennis. O masa tenisi oynayamıyor. O zaman bunu da yapamıyor. Yani sevmiyor anlamına geliyor bir nevi. O yüzden biz sevdiği, hatta burada pembe işaretlediğim yerde his favorite one dediğine göre denizli bizim
Doğru cevabımız oldu. Şöyle de işaretleyelim. Beşinci sorunun cevabı Denizli. Evet, altıncı sorudayız. Bakalım. Diyaloğu oku ve cümleyi tamamla. Anna ve Jane aralarında konuşuyorlar. Önce biz ne yapıyoruz? Soru cümlemize bir bakıyoruz değil mi? Bizden ne isteniyor ona bakalım da ona göre okuyalım bizim sorumuzu. Which of the following aşağıdakilerden hangisi completes the conversation? Diyaloğu tamamlar. Bakın tamamlamaz demiyor, not demiyor. Tamamlar diyor. Değil mi? O zaman tamamlayalım, uygun olanı bulacağız. Bakalım. Hello Jane, merhaba Jane. Why don't we go jogging on Sunday? Pazar günü neden? Jogging neydi? Böyle tempolu koşma anlamına geliyordu ya, koşmaya gitmiyoruz. Jane de diyor ki, I like water sports. Ben su sporlarını severim. What about su sporlarını severse, devamında ne teklif edebilir? Bir bakalım şıklarımıza. Climbing, tırmanma. Running, koşma. Swimming, yüzme. Hiking, doğa yürüyüşü. Hangisi su sporu? Swimming su sporu. Demek ki devamında bize onu diyecek. Şöyle bir işaretleyelim. Şurayı da işaretleyelim. Tekrar bakalım. I like water sports. Su sporlarını severim. What about swimming? Yüzmeye ne dersin? That's a good idea. Bu iyi bir fikir. O zaman bizim cevabımız ne oldu? Ceyhan olmuş oldu. Yedinci sorudayız. Metni okuyacağız ve 7 ve 8. soruları da metne göre cevaplayacağız. Bakalım. Önce soru cümlemize bakalım. Which of the following aşağıdakilerden hangisi does not have an answer according to the text above? Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisinin cevabı metinde yoktur? Bakın not demiş, yoktur. Bakalım. Hello, I'm Andy from New York. Merhaba, ben Andy, New York'tan. Ben New York'tan Andy. I go ya da I'm from New York dediği zaman da ben New York'luyum anlamına geliyor aslında. Öyle de diyebiliriz. I go jogging every morning. Her sabah koşuya çıkarım, giderim. There are lots of parks here. Burada çok fazla park var. I also like spending time with my friends. Ben ayrıca arkadaşlarımla vakit geçirmeyi severim. We go to the cinema every weekend. Biz her hafta sonu sinemaya gideriz. I don't like team sports. Takım sporlarını sevmem. My favorite activity is camping. Benim en sevdiğim aktivite kamp yapma. It's really funny. Bu da aslında funny değil de fun dese daha iyi olurdu. O gerçekten eğlenceli demek fun olsaydı. Ama burada o gerçekten komik demiş. Pek komiklikle alakalı bir metin değil. O this fun gibi düşünelim onu. O gerçekten eğlenceli. Evet, şıklarımızdaki soruların cevaplarını metinden bulmaya çalışacağız. Bir bakalım A şıkkına. Where is Andy from? Andy nereli? Bakalım ne demişti? I'm Andy from New York demişti. Bu sorunun cevabı var mı? Evet, var. Hemen tik atalım. Bu cümleye tik attık. Bir de A şıkkına tik attık. Sonra gelelim B şıkkına. What does Andy like? Andy neyi seviyor? Ne yapmayı seviyor? I go jogging every morning dedi. Her sabah gittiğine göre jogging'i seviyor herhalde değil mi? Ondan sonra my favorite activity is camping demiş. Benim en sevdiğim aktivite camping demiş, kamp yapma demiş. Onu da söylemiş sevdiği. O zaman şöyle diyelim, şunu işaretlerim. I go jogging every morning. Her sabah koşmaya giderim. Seviyor ki her sabah koşmaya gidiyor. Tik attık. Ceyhan'dayız. Bir bakalım Ceyhan'a. What is Andy's favorite activity? Andy'nin en sevdiği favori aktivitesi ne? Cümleden bulalım, var mı böyle bir şey metinden? My favorite activity is camping demiş. Benim en sevdiğim aktivite kamp yapma. O zaman buna tik attık, C'ye de tik attık. Demek ki bizim doğru cevabımız Denizli. Ama yine de okuyalım diye. How many friends does Andy have? Andy'nin kaç tane arkadaşı var? Böyle bir şey var mı metinde? Yok. O yüzden biz zaten not dediğine göre burada metinde cevabı olmayanı biliyorduk. Dolayısıyla bizim doğru cevabımız Denizli. 7 Denizli dedik. 8. sorumuzu da metne göre cevaplayacağız. Andy demiş, devamında boşluk bırakmış. Bakalım bizler ne istiyor? According to the text above, yukarıdaki metne göre, which of the following, aşağıdakilerden hangisi
completes the sentence. Cümleyi tamamlar. Hangisi bu cümleyi tamamlar? Hangisi uygun? Bir bakacağız. A. Andy is not interested in playing football. Andy futbol oynamakla ilgilenmiyor. Çok sevmiyor futbol oynamayı, sevmez. Not demiş, bakın burada is not demiş. Futbol oynamayı sevmiyor. Metinden bir bulalım bakalım ne diyor bize. I don't like team sports diyor, bakın burada. Takım sporlarını sevmiyorum diyor. Futbolda bir takım sporu olduğuna göre ne demiş oluyoruz? Aslında bu bizim cümlemizi tamamlıyor. Bakın burada da bulduğumuz üzere. Cevabımız yani bizim A şıkkı, ama yine de diğerlerine bir bakalım. B şıkkındayız. Andy watches basketball matches. Andy basketbol maçlarını seyreder. Seyreder mi? Takım sporlarını sevmiyorum demiştir. O yüzden seyretmiyordur herhalde. Bolu'yu çarpattık. Ceyhan'dayız. Does not like camping. Kamp yapmayı sevmiyor mu? Metinde bakalım. My favorite activity is camping demişti burada. Yani en sevdiğim aktivite demişti hatta. O yüzden does not like diyemiyoruz. Yani sevmiyor diyemiyoruz. O yüzden çarpı attık. D şıkkındayız. Enjoys team sports. Takım sporlarını sever. Takım sporlarını seviyor mu? I don't like team sports demişti. Sevmiyordu. O yüzden buna da çarpı attık. Bizim doğru cevabımız, 8. sorumuzun doğru cevabı Adana olmuş oldu. Evet, 9. sorumuza geldik. Görselli bir soru, diyalog var. 2 tane çocuğumuz var. Sally ve Amanda aralarında konuşuyorlar. Bakalım. Bakın, diyalogda sorular boşluk bırakılmış. Demek ki bizden bunları tamamlamasını istiyor. Ama yine de bir soru cümlemize bir bakalım. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi does not complete the conversation above? Yukarıdaki diyaloğu, conversation, diyalog. Above, yukarıda. Yukarıdaki diyaloğu. Does not complete, tamamlamaz. Hangisi tamamlamaz? Şıklarda 4 tane şıkkımız var. Burada 3 tane boşluğumuz var. 4 tane şıktan 3 tanesini buraya yerleştireceğiz. Bir tanesi açıkta kalacak. Onu da bizim doğru cevabımız diye işaretleyeceğiz. Bakalım. Let's go camping next weekend. Hadi hafta sonu kamp yapmaya gidelim. Burada bir soru soruyor. Devamında ne diyor? Would you like to go camping next weekend? Önümüzdeki hafta sonu, burada önümüzdeki hafta sonu demişti. Kamp yapmaya gitmek ister misin? Aslında iki soruda da ne diyor? Aynı şeyi söylüyor değil mi? Hafta sonu kamp yapmaya gitmekle ilgili bir öneri var. Burada o zaman ne demiş olabilir? Burada bir öneride bulunmuş Sally. Sonra tekrar eder misin, anlamadım tarzı bir şeyler demiş ki. Başka ifadeyle tekrar etmiş Sally. Bakalım hangisi uyuyor? Do you like trekking? Trekking yapmayı sever misin? Bu neydi? Yes, no question'da yes ya da no ile cevap verecek. Dolayısıyla buradaki boşluğa uymuyor. Çünkü bir sonrasında tekrar sorusu varmış. B'ye bakalım. Sorry, could you repeat that please? Tekrar eder misin? Üzgünüm, tekrar eder misin lütfen? Affedersin, anlamadım tarzında yani soruyu burada. Could you repeat that please? Bunu tekrar eder misin lütfen? Sally'de ne diyor? Would you like to camping next weekend? Tekrar ediyor. Aynısın, aynı kapıya çıkacak. Bir iki kelimeyi farklı söyleyerek bir cümle kuruyor. Aynı kapıya çıkıyor. Demek ki buradaki boşluğumuza B şıkkı geliyor. Tekrar etti. Tekrar eder misin demişti. O da tekrar etti hafta sonu. Önümüzdeki hafta sonu gidelim mi kamp yapmaya dedi. Bir öneri vardı. Gidelim mi? Gitmek ister misin diyor. O zaman burada bir soru sormuş. Devamında da demiş ki sorry, I cannot ride a horse. Üzgünüm, ata binemem. Ne sormuş olabilir? Do you like trekking? Trekking neydi? Doğa yürüyüşü yapmaktı. Hiking gibi. Doğa yürüyüşüne gidelim mi diye sorsan yes, no diye cevap vermesi lazım. Ayrıca ben ata binmeyi sevmem dediğine göre burada ata binmeyle ilgili bir öneride bulunması lazım. A şıkkını eledik. C'ye bakalım. Let's go trekking then. Hadi o zaman trekking yapmaya gidelim. Saturday or Sunday? Cumartesi mi, pazar mı? Eğer böyle sorsa, dese devamında da ata binmeyi binemiyorum der mi? I cannot ride a horse. Ata binemiyorum diyebilir mi? Diyemez. O yüzden bu da olamaz. B şıkkına bakalım. I don't like camping. Kamp yapmaya sevmem. How about riding a horse? Peki ya ata binmeye ne dersin? Sorry, I cannot ride a horse. Üzgünüm, ata binemiyorum. Bulduk buraya gelen şeyi. Çünkü soru cümlemizi, Denizli buraya uygun oldu.
Sonra Emel de bir şey daha demiş. Sonra o da demiş ki yes I do. I love trekking. Trekking yapmayı çok severim. Do you like trekking? Yes I do. I love trekking. Evet severim. Trekking yapmaya bayılırım. Çok severim diyor. Bu da buraya uydu. Bakalım bizim dışarıda kalan hiçbir yere yerleştiremediğimiz cevabımız hangisi? C. Let's go trekking then. Hadi o zaman trekking yapmaya gidelim. Saturday or Sunday. Cumartesi mi, pazar mı? Bu hiçbir boşluğa uymadı. O zaman bizim doğru cevabımız 9 Ceyhan dedik. 10. sorudayız. Bir tane tablomuz var. Demek ki bu tabloyla ilgili bir soru soruluyor bize. Önce 10. sorudaki soru cümlemizi bir okuyalım. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi is suitable? Suitable uygun. For Jessica and Pam. Jessica ve Pam için hangisi uygun? Bakalım. Jessica and Pam want to go to the sports center together after school on weekdays. Jessica ve Pam want to, istiyor, go to, gitmek, sports center, spor merkezine, together, birlikte, after school, okuldan sonra, on weekdays, hafta içi. Jessica ve Pam hafta içi okuldan sonra spor salonuna ya da spor merkezine gitmek istiyorlar. Their school finishes at 3 in the afternoon. Onların okulu öğleden sonra saat 3'te bitiyor. Here is the timetable of the sports center. Spor merkezinin timetable. Timetable neydi? Zaman çizelgesi, programı yani var. İşte diyor spor merkezinin timetable'ı. Bakalım sports başlıklara bakalım. Sports, sporlar, days, günler, time, saat, hangi saatler arasında? Burada bakın ice skating, swimming, gymnastics, basketbol ve karate var. Burada da hangi günler olduğu var. Burada da zaman aralığı var. Şimdi bizim buradan Jessica ve Pam için uygun olan bir spor aktivitesini bulmamız lazım. Peki bunun için hangi günler olması lazım? Şunu işaretleyeyim. Hafta içi olması lazım. Okulları da öğleden sonra 3'te bittiği için 3'ten sonra olması lazım. Şimdi biz önce hafta sonu olanlara bir eleyelim çarpı koyalım. Days günlere bir bakalım. Every day, her gün. Bu olabilir mi? Olabilir. Saatine bir bakarız, ona göre karar veririz. On weekdays, hafta içi bu olabilir mi? Olabilir. Saatine bakıp karar veririz. On weekdays and Fridays, hafta içi ve cumaları. On Mondays and Thursday, pazartesileri ve perşembeleri. On Sundays and Saturdays, neydi? Sunday and Saturday, cumartesi, pazar. Cumartesi, pazar gitmeyeceklerdi. Okuldan sonra gideceklerdi. Şurada after school'u işaretlemeyi unutmuşum. Şunu da işaretleyeyim. After school dediğine göre hafta sonu gitmeyecekler. Hafta içi gidecekler. Yani biz bu karate seçeneğini elemiş olduk. Hafta sonu olduğu için. Geri kalan bütün şıklar hafta içi olduğu için olabilir. Ama neye bakacağız şimdi de? Zamanına bakacağız. Öğleden sonra, 3'ten sonra olması lazım. Bakalım. Between 4 and 6 o'clock in the afternoon. Öğleden sonra saat 4 ile 6 arası. Bu uyuyor mu? Uyuyor. Saat 3'ten sonra uygun olduğu için bu uyuyor. Şöyle bir tık atalım. Bunun altındakine bakalım. Between 10 and 11 in the morning. Sabah 10 ile 11 arası. Bu uyuyor mu? Uyumlu, okul saatine denk geliyor. Diğerine baktık. Between 1 and 3 o'clock in the afternoon. Pardon. Öğleden sonra 1 ile 3 arası. Oluyor mu? Yine olmuyor. Okul saatine denk geliyor. 3'ten sonra olması lazımdı. Between 3:30 and 7 o'clock in the afternoon. Öğleden sonra 3:30 ile 7 arası. Bu uyuyor mu? Bu da uydu. Bakalım bunlar hangi aktivitelermiş? Ice skating and basketball. O zaman bizim şıklarımızda bu ikisini aramamız lazım. Hangi şıkta var? Bir bakalım. C şıkkında basketbol ve buz pateni yani ice skating var. 10. sorumuzun cevabı C şıkkı dedik. 11. sorudayız. Şöyle. Metni okuyacağız ve soruyu metne göre cevaplayacağız. According to text above, yukarıdaki metne göre, which game, hangi oyun, does Julia talk about? Hangisini, hangi oyun hakkında Julia konuşuyor diyor. Demek ki burada bir oyundan bahsediyor. Bakın şıklarda ne var? Voleybol var, soccer neydi? Futboldu, tenis var, basketbol var. Demek ki bu şıklardan bir tanesi hakkında bilgi veriyor bize Julia. Biz de hangisi olduğunu bulmaya çalışacağız.
Hello, I'm Julia. Merhaba, ben Julia. I like doing sports. Ben spor yapmayı severim. But one of them is my favorite. Fakat onlardan bir tanesi benim en sevdiğim, favorim. For it, onun için, yani şimdi o favori sporundan bahsediyor, tamam mı? Buradaki it dediği de favorite sport. You need a ball. Bir topa ihtiyacım var. Topa ihtiyacı var. Hepsinde topa ihtiyacımız var. Eleyemedik bir tanesini. And two teams. Ve iki tane takım. İki tane takım. Hangilerinde iki tane takıma ihtiyacımız var? Şıklardan bakalım. Voleybolda takıma ihtiyacımız var. Soccer'da takıma ihtiyacımız var. Teniste takıma ihtiyacımız yok, değil mi? İki kişi var ama takım değil. Basketbolda takıma ihtiyacımız var. O zaman şimdilik şunu eledik. Şunları bir şöyle yapalım. Neden biz elemiştik onu? You need a ball dedi. Hepsine top vardı. Two teams dedi. İki takım. With 11 players. 11 players 11 oyuncu. In each. Her birinde. In each demek her birinde demek. Her birinde 11 oyuncu. Her birinde 11 oyuncu. Hangisinde var acaba? Bakalım devamına. You can play with your friends. Arkadaşlarınla oynayabilirsin. You must hit the ball with your foot. Heh, kriter. Önemli kelime. Ayağınla diyor vuruyorsun diyor. Foot dediğine göre. O zaman ne oluyor bu? Futbol oluyor değil mi? Buraya futbol dememişti. Aynı anlama gelen eş anlamlısı olan soccer demiş. Bu da futbol demek biliyoruz. O zaman bizim doğru cevabımız 11 bolu. 12. sorudayız. Yine bir diyalog var. Bu diyalogdaki boşlukları tamamlayacağız gördüğümüz üzere. Bir bakalım soru cümlemize bizden ne istiyor? Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi does not complete the conversation? Hangisi diyaloğu tamamlamaz? Not demiş bakın tamamlamaz. Bakalım önce şıklarımıza bakalım. What's your favorite activity? En sevdiğin aktivite ne? B şıkkına bakalım. I don't like skateboarding. Ben skateboarding neydi? Kaykay. Kaykay yapmayı sevmem. How about cycling? Peki ya bisiklet sürmeye ne dersin? Sorry, üzgünüm. Could you repeat that please? Tekrar eder misin lütfen? Can you ride a horse? Ata binebilir misin? Demek ki buradaki sorulardan 3 tanesi buralara uygun, bir tanesi de uygun değil ve biz uygun olmayanı bulacağız. Hadi başlayalım bakalım. Shall we go skateboarding next weekend? Önümüzdeki hafta sonu skateboarding yapmaya gidelim mi? Skateboarding neydi? Kaykay yapmak. Soru sormuş. Ne demiş tekrar bir bakalım. Let's go skateboarding next weekend. Hafta sonu hadi skateboarding yapmaya gidelim. Yani burada da ikisinde de öneri var. Hafta sonu skateboarding yapmaya gitme önerisi. Demek ki burada anlamadı ki tekrar et dedi. O da tekrar etti farklı bir şekilde. O zaman bizim hangisi uyuyor buraya? Şöyle tik atalım. Sorry, could you repeat that please? Pardon, tekrar eder misin lütfen? Let's go skateboarding next weekend. Hadi skateboarding yapmaya gidelim önümüzdeki hafta sonu. Burada bir soru sormuş. Cevabında da Well, I can't ride a bike. O şey, ben bisiklet sürmeyi bilmiyorum, süremiyorum demiş. O zaman burada ne önerisi olmuş olabilir? Bisiklete binelim mi gibi bir öneri olmuş olabilir. Nerede var? B şıkkına bakalım. I don't like skateboarding. Ben skateboarding yapmayı sevmem. How about cycling? Peki ya bisiklet sürmeye ne dersin? Heh, buraya cuk oturdu değil mi? Hemen şöyle işaretleyelim o da oraya oldu diye. Peki ya bisiklet sürmeye ne dersin? Well, I can ride a bike. Ben bisiklet süremiyorum. Burada bir soru sormuş. Devamına da yes I can. Ne sorusu? Yes, no question. Hadi bakalım bulacağız şimdi. I love horse riding. Ben horse riding'i yani ata binmeyi severim. Bakalım geriye bizim iki şıkkımız kaldı. Birincisi de what is your favorite activity? Senin en sevdiğin aktivite ne? Diye sorarsa biri en sevdiğiniz aktivitenin adını şak diye söyleriz. Ama yes diye cevap vermişse biri cevabında da yes I can. Bakın can demiş. O zaman neyi soruyoruz biz? Yes no question'da bir soru soruyoruz. Can you ride a horse? Ata binebilir misin? Yes I can. Evet yapabilirim. I love horse riding. Horse riding yapmayı çok severim. O zaman bu da buraya uydu. Biz uymayanı bulacaktık. Not demiştik. Hangisi uymuyor? A şıkkı uymuyor. 12 A şıkkı. On üçüncü sorudayız. Hadi bakalım. Read the text. Metni oku. Answer the question. Soruyu cevapla.
Soru cümlemize bir bakalım. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi does not complete the sentence? Cümleyi tamamlamaz. Tamamlamaz, not demiş bakalım. To be fit and healthy. Sağlıklı ve fit olmak için diyeceğiz. I diyeceğiz ve tamamlayacağız. I eat fresh fruit and vegetables. Sağlıklı ve fit olmak için taze meyve ve sebze yerim. Doğru mu? Evet, yenebilir. O zaman bu tamamlıyor. Biz ama neyi bulacaktık? Not dediğine göre tamamlamayanı bulacaktık. B şıkkına bakalım. To be fit and healthy, I go to gym every day. Sağlıklı ve fit olmak için her gün spora giderim. Doğru, tamamlıyor. Bu da tamamlıyor. Uygun. Şuna da bir tık attık yanına. Ceyhan'dayız. To be fit and healthy, I never eat chips. Asla chips, yani patates kızartması yemem. Bu da oluyor mu? Bu da oluyor bence. Sağlıklı olmak için, fit olmak için yediklerimize dikkat etmemiz lazım. Ya, o yüzden o da oluyor. Denizli'deyiz. To be fit and healthy, sağlıklı ve fit olmak için I often drink Coke. Ben her zaman sık sık kola, Coke neydi? Kola, kola içerim. Kola sağlıksız bir şey olduğunu biliyoruz. O yüzden bu kesinlikle bu cümleyi tamamlamaz diyoruz. 13. sorumuzun cevabı Denizli. 14. sorudayız. Metni okuyacağız ve soruyu bu metne göre cevaplayacağız. Bakalım bizim soru cümlemizde ne diyor? Which sports is suitable for Nick and Gary? Nick ve Gary için hangisi suitable, uygun? Bakalım. Nick burada da demek ki şeyde, şıklarda da sporlar var. Bakın hiking, doğa yürüyüşü, bowling, bowling biliyoruz zaten. Swimming, yüzme, horse riding, ata binme. Nick and Gary want to do sports together. Nick ve Gary birlikte spor yapmak istiyorlar. Nick likes water sports. Nick su sporlarını seviyor. And climbing the mountains, ve dağlara tırmanmayı seviyor. He is afraid of animals. O atlardan korkuyor. Şimdi spor neydi? Water sports, su sporunu seviyor. Climbing mountains'ı seviyor ama atlardan korkuyor. Atlardan korkuyorsa o zaman birlikte horse riding yapamazlar. Tamam, onu bir eledik. Ondan sonra Gary enjoys outdoor activities. Gary outdoor dediği neydi? Dışarıda yapılan aktiviteleri sever. But he dislikes going to the pool. Fakat o neydi? Yüzme havuzuna gitmeyi sevmez. Havuza gitmeyi sevmezse o zaman neyi de sevmez? Swimming'i de sevmez. O yüzden bunu da bir eledik. Geriye kaldı bowling and hiking. Bu arada together dediğine göre B şıkkını da eledik. Şurada bakın. Sports together. Birlikte yapacağız sporları aradıkları için. Pardon. Birlikte yapacağız sporları aradığı için değil. Şundan dolayı eledik. Düzeltiyorum. Gary enjoys outdoor activities diyor. Yani dışarıda yapılan sporları seviyor. O yüzden bowling de içeride yapılıyor ya. O yüzden onu da eledik. Şöyle yapalım. Geriye hangi şıkkımız kaldı? Adana kalmış oldu. 14. sorumuzun cevabı A şıkkı. 15. sorumuzdayız. Gördüğümüz gibi burada diyaloglar var. Burada da bir soru cümlemiz var. Bakalım bizden ne istiyor? Who accepts the suggestion in the text above? Kim diyor? Yukarıdaki metindeki öneriyi accept neydi? Kabul etme. Kabul eder. Hangisi öneriyi kabul ediyor? Bakın burada da isimler var. Tom, Paul, Amy, Grace. Demek ki öneriler sunuluyor. O öneriler de reddediliyor ya da kabul ediliyor. Burada şöyle diyelim. Accept dediğine göre hangisi kabul ediyor onu bulacağız. Başlayalım bakalım. Sandra ve Tom'dan başlayalım. Sandra bir öneride bulunuyor. Let's go wall climbing. Hadi duvar tırmanışına gidelim. I'm sorry but I can't. Üzgünüm ama gelemem. Ne yapıyor? Teklifi reddediyor. Değil mi? O yüzden şuna bir gitmiyor yani. Gitmediği için, hayır dediği için çarpı koyalım. Kate ve Paul'a bakalım. What about skateboarding, Paul? Skateboarding neydi? Kaykay yapmaya ne dersin, Paul?
That's a good idea ya. Bu iyi bir fikir. O zaman ne yapıyor bunu? Kabul ediyor, değil mi? Şuna bir dikkat alalım. Paul kabul etti. Ama diğerlerine de bir bakalım. Amy ve David'e bakalım. Do you like playing chess? Satranç oynamayı sever misin? Not really. Pek değil. I don't like board games. Ben kutu oyunlarını sevmem. Ne yapıyor? Reddediyor. Sevmiyorum diyor kutu oyunlarını. Onu da çarpı koyduk. Emily, let's go jogging on Sunday. Hadi pazar günü koşu yapmaya gidelim. Tempolu koşuydu jogging. I'm afraid I can't. Üzgünüm, gelemem. I'm afraid, maalesef gelemem. Biz buna korkarım ki gelemem diyoruz. I'm afraid korkmak demek ama biz Türkçe'de korkarım ki gelemem demiyoruz da maalesef gelemem diyoruz. O yüzden maalesef dedim. I have the flu. Grip olmuş, o yüzden gelemiyormuş. Yine ne yaptı? Teklifi reddetti, kabul etmedi. Kim kabul etmişti teklifi? Bakalım. Paul kabul etmişti. Yani bizim 15. sorumuzun cevabı Ceyhan. 16. sorumuzdayız. Yine bir diyalog var karşımızda. Yine bu diyaloğu tamamlayacağız demek ki. Bir bakalım. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi does not complete the conversation? Hangisi diyaloğu tamamlamaz? Not demiş bakın. Jogging aktivite değil mi? Neydi? Koşu yapmak, böyle tempolu koşmak. Running değil de böyle hafif hafif tempolu koşmak. At the weekends, hafta sonları zaman belirtiyor. Shoes, ayakkabı. Demek ki bir sporla ilgili bir ünitemiz olduğu için bir, neye ihtiyacım var? Ayakkabılara ihtiyacım var tarzı bir şey olmuş olabilir. With my dad, babamla birlikte. Bakalım şimdi. Oliver ve Brandon aralarında konuşuyorlar. Oliver demiş ki, what's your favorite activity? Senin en sevdiğin aktivite ne? O da hemen ne söylemesi lazım? Bir aktivite söylemesi lazım, değil mi? Jogging. Bulduk şıklardan. O oraya uydu. When do you do it? Onu ne zaman yaparsın? Buradaki on dediğini bir önceki cümlede jogging'den bahsediyor ya, aktiviteden o. Ne zamanları yaparsın? Ne zaman dediğine göre bir zaman söylemesi lazım. O da B şıkkında var. At weekends, hafta sonları. Who, kim, do you do it with? Onu kiminle yaparsın? O dediği neydi burada? Spordan bahsediyor, aktiviteden bahsediyordu. O aktiviteyi kiminle birlikte yaparsın? Kiminle birlikte yaparsın? D şıkkına bakalım. With my dad. Babamla birlikte. O da oraya yerleşti. Bizim uymayan şıkkımız hangisiydi? C şıkkı. 16 Ceyhan dedik. Evet, 17. sorumuzdayız. Yine bir diyalog var karşımızda. Buna göre cevaplayacağız. Bakalım. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi complete conversation? Hangisi diyaloğu tamamlar? Zaten burada bir boşluk gördüğünüze göre tamamlayanı bulacağız anlamına geliyor. Yukarıda da bakın, 3 tane boşluk olduğuna göre, bu şıklardan da, yani çok boşluk olduğuna göre, bu şıklardan demek uygun olanları yerleştireceğiz, dışarıda kalanı bulacağız anlamına geliyor. Bakalım şimdi hangisi uygun? Hi Paul, do you like ice skating? Merhaba Paul, buz patenini sever misin? Hi Adam, not really, pek değil. I can't do it, onu yapamıyorum. It dediğini burada bir önceki cümledeki ice skating. Oh, let's go jogging then. O zaman hadi koşuya gidelim. Burada bir şey demiş. How about jogging? Tekrar söylemiş. Değil mi? Bakın, önerilerimizi farklı farklı şekilde sorabilirdik. Bir tanesini let's go diye sorabilirdik. Bir tanesini how about diye sorabilirdik. Farklı sorma çeşitleri de vardı hatta. Aynı şeyi tekrar ediyor yani. Aynı şeyi tekrar ediyorsa o zaman buraya ne sorabilir? Anlayamadım, tekrar eder misin tarzı bir şey sorabilir. Değil mi? Bakalım. Can you repeat that please? Tekrar eder misin lütfen? How about jogging? Jogging yapmaya ne dersin? Good idea. İyi fikir. O zaman bizim cevabımız Adana olmuş oldu. Diğer şıklara bir bakalım. B şıkkında which sport do you like most? En sevdiğin spor hangisi? C şıkkında I'm sorry, I must do my homework. Üzgünüm, ödevlerimi yapmalıyım, yapmam gerek. Okay, I can't refuse my favorite activity. Tamam, en sevdiğim aktiviteyi reddedemem. Bunların hiçbiri olmuyor. O yüzden A şıkkı. 18. sorumuzdayız. Yine bir diyalog var karşımızda. Soru kökümüze bir bakalım birlikte. Bizden ne istemişler? Which of the following aşağıdakilerden hangisi gives a different meaning to the conversation? Diyaloğa farklı bir anlam verir. Different meaning, farklı bir anlam. Demek ki buraya yerleştireceğimiz cümle
4 tane şık olduğuna göre 3 tanesi aynı kapıya çıkıyor. Bir tanesi farklı. Different. Different meaning farklı anlam. Bakalım A şıkkında ne demiş? Let's go camping next Sunday. Hadi önümüzdeki pazar kamp yapmaya gidelim. A şıkkına bir bakalım. Great, harika. Shall we meet at 8 in the morning? Sabah 8'de buluşalım mı? Ne yaptı? Teklifi kabul etti. Kabul ederse tik atalım, reddederse çarpı koyalım, tamam mı? Farklısı hangisi onu bulacağız böylelikle. B şıkkına bakalım. I'm sorry, üzgünüm, but I have other plans for Sunday. Fakat pazar günü için başka planlarım var. Ne yaptı? Teklifi reddetti. Ceyhan'dayız. Well, I don't have any time on Sunday. Pazar günü hiç vaktim yok. Ne yaptı? Teklifi reddetti. Denizli'deyiz. That's a good idea. Bu iyi bir fikir. Bakın buraya bir çeldirici koymuş. A'la aynı anlam gibi görünüyor ama devamında farklı anlam olduğunu anlıyoruz. But I'm busy. Fakat ben meşgulüm. Ne yaptı yine? Teklifi reddetti. O zaman biz şıklarımıza bakıyoruz. Burada bir öneri de bulundu. Burada da accepts, accepts, accepts. Şu üç tanesini de kabul ediyor. And the first one, fakat ilk olanı refuse. Yani reddediyor. Bizim doğru cevabımız farklı anlama gelen aşk olmuş oldu. 18 alana. 19'dayız. Yine bir diyalog var. Şuradaki pembe yanaklı kızımız bize bir şeyler anlatıyor. Bakalım bize ne anlatıyor. According to the text above, önce bir soru cümlemizi okuyalım. According to the text above, yukarıdaki metne göre, which sport can Sheila do? Sheila bu kızımızın adıymış. Hangi sporu Sheila yapabilir? Bakalım. Hello, merhaba, I'm Sheila. Ben Sheila. I like outdoor sports. Outdoor sporları severim. But I don't want to be in a team. Fakat takımda olmayı sevmiyorum. Takımda olmayı sevmiyorsa takım sporlarını eleyelim. Soccer, futbol, takım sporu eledik. I haven't got any special sport equipment. Equipment burada malzeme, araç gereç demek. Yani bir sporla ilgili özel malzeme gerekiyorsa o zaman o spor malzemeleri derken sport equipment diyoruz. I haven't got any special sport equipment. Herhangi özel bir spor ekipmanım yok. Spor malzemem yok. Demek ki bunlardan bazıları özel spor malzemesi gerektiriyor. Mesela hangisi gerektiriyor? Skating'de özel spor malzemesi gerektiriyor mu? Evet, ne gerekiyor? Paten gerekiyor. Onun da hiçbir özel spor malzemesi yoksa bunu da eliyoruz. I have only shoes. Sadece ayakkabılarım var. I dislike water sports. Su sporlarını sevmem. Dislike demiş. Su sporlarını sevmezse o zaman swimming'i de eledik. Bir tane kızcağızımızın ayakkabısı varmış. Sadece ayakkabım var diyor. Diğerlerini de elediğimize göre verdiği bilgilerden bizim cevabımız ne? 19 alana. Hangisini sever diye sormuştu. Hangisini yapar diye sormuştu. Pardon. Running'i yapıyordu. 19 alana. 20'de biraz uzunca bir sorum varmış. Uzun soru gördüğümüzde gözümüz korkmasın. Çünkü biz bu üniteyi biliyorsak yapabiliriz, tamam mı? Yapmazsak da problem değil. Doğrusu nasıl yapılıyor onu öğreniyoruz. Yanlışlarımıza bakıyoruz. Yanlışlarımızdan öğreniyoruz. Bakalım 20. sorumuza. Önce soru cümlemize bakalım. Which of the following aşağıdakilerden hangisi does not complete the conversation? Hangisi diyaloğu tamamlamaz? Bakın buralarda boşluklar bırakmış. Şöyle bir işaretleyin boşlukları. Şöyle nokta nokta boşluklar bırakmış. Biz bu boşluklardan tamamlayanları ışıklardan yerleştireceğiz. Tamamlamayanı da bulacağız. Bu tamamlamıyor diye. Şimdi. I ask some of my friends. Bazı arkadaşlarıma sordum. Ne sormuş? About their favorite sports. Onların favori sporlarını. And here are their answers. İşte onların cevapları. David, arkadaşlarından birinin adı David'miş. Bakalım ne cevap vermiş. My favorite sport is... nokta nokta. Biz hangi spor olduğunu bulacağız şimdi verdiği şeylerden. Clue. Neydi clue? İpucu. İpuculardan bulacağız. Şunları bir okuyamıyorum çizgiler olunca. Bunları bir sildim. Başlayalım. My favorite sport is... nokta nokta. Benim en sevdiğim spor şu. It's a team sport. O bir takım sporu. Team sport, takım sporu ise eğer hemen şıklarımıza bir bakıyoruz... Voleybol olabilir, futbol olabilir, climbing olamaz, tenis olamaz.
There are 11 players in two teams. Her takımda, iki takımda 11 oyuncu var. You need a ball to play it. Oynamak için bir topa ihtiyacınız var. In this sport, bu sporda players kick the ball with their foot. Onlar ayaklarıyla kick, tekme atmak, topa ayaklarıyla tekme atarlar. Topa ayaklarıyla tekme atarlarsa bu futboldur. Şıklarda da ya futbol vardır ya da soccer vardır, değil mi? Bakalım şıkkımıza. B şıkkı basketbol, C şıkkı voleybol. İkisi de uymadı buraya, değil mi? Biz uymayanı bulacaktık. Ha, şöyle bir ipucumuz var. Bakın burada David, Jason, Carol, Bill dört tane arkadaş var. Bizim şıklarımız da dört tane. Demek ki bunlardan üç tanesi uyuyor. Bir tanesi hiçbir yere uymadığından bu boşluklardan biri de tamamlanmıyor anlamına geliyor. Aynı burada olduğu gibi. Mesela burada futboldan bahsediyor ama şıklarda futbol yok. O yüzden hiçbir şeyi de tamamlayamıyoruz biz, değil mi? Şimdilik o boş kalıyor. Diğer şıklara bir bakalım. Carol'a bakalım. My favorite one is, benim en sevdiğim nokta nokta. Bulacağız bak bakalım. Two people played. İki kişi oynar ona. İki kişi oynarsa bu bir takım sporu değil. Takım sporlarını eledik. Voleybolu eledik. Basketbolu eledik. Climbing'de de iki kişi oynamıyor. Bunu da eledik. Tenis olabilir. Bakalım. Players need a ball. Oyuncuların bir topa ihtiyacı var. And two rackets. Ve iki tane rakete. They hit the ball with a racket. Onlar topu bir raketle vuruyorlar. O zaman hangisi oldu buraya? Hangisi geldi? Tenis geldi. Adana şıkkı gelmiş oldu. Geldik Jason'a. I like outdoor sports. Dışarıda yapılan sporları severim. My favorite sport is playing. Benim en sevdiğim spor şunu şunu oynamak. Ne oynamak bakacağız. There are two teams. İki takım var. İki takım varsa takım sporu. Voleybol olabilir, basketbol olabilir. And six players in each team. Her takımda altı oyuncu var. We hit the ball with our hands. Ellerimizle topa vururuz. Ellerimizle topa vurursak her takımda 6 oyuncu varsa o zaman ne oluyor? Voleybol oluyor. Yani basketbolda elle oynanıyor aslında ama voleybol elle böyle vurulan bir spor. Basketbolda kaç oyuncu vardı? Onda da 6 oyuncu yoktu sanırım. Neyse, bile geçelim bakalım. My favorite sport is, benim en sevdiğim favori sporum nokta nokta. Ne olduğuna bakacağız. It's a dangerous sport. O tehlikeli bir spor. Climbing tehlikeli mi? Evet, tehlikeli. Bu climbing oldu. Devamını da bir bakalım. You need a helmet and rope. Bir neydi? Helmet. Şu başa takılan koruma için takılan şeyin adı neydi? Şimdi aklıma gelmedi. Kask. Kaska ve bir ipe ihtiyacım var. You must be very careful. Çok dikkatli olmalısın. O zaman bizim şuraya climbing geldi değil mi? Evet. O zaman bizim doğru cevabımız denizli basketbol olmuş oldu. Şunu bir tekrar bir göz atalım. Şurada voleybol olan hangisiydi? İki takım. Six players, altı oyuncu dediğine göre voleybolu işaretledik. Eğer bir takımda beş oyuncu deseydi o zaman basketbolu işaretlerdik. Ama dediğim gibi hiçbir yere uymayanı bulacaktık. Hangisi tamamlamaz diyaloğu diyordu. O yüzden onu bulacaktık. Basketbol tamamlamıyor. 20 denizli dedik. Bu kadar çocuklar. Görüşürüz. Bay bay.